Çok önemli bir kaybımız var bugün. İzmir'deyiz, Bornova'dayız. Benim büyüdüğüm kent Bornova. 10 yaşındayken ben buraya geldim ve burada büyüdüm yatılı okulda. Selçuk Ayhan, Bornova'nın ve İzmir'in çok önemli bir siyasetçisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunmuş. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'i temsil etmiş. Çok önemli bir isim. Büyük bir kayıp bizim için. Hepimiz çok üzgünüz. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bütün İzmirli hemşerilerine başsağlığı diliyorum. Efendim, malumunuz sosyal medyada dün akşam İzmir milletvekillerinin de aralarında olduğu, partinizdeki milletvekilleri arasında çeşitli açıklamalar yapıldı karşılıklı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim, aslında tam da İzmir'den, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten hem İzmir milletvekillerine hem tüm milletvekillerimize ve partililerimize şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. İzmir'deyiz. 31 belediye başkan adayı gösterdik. 29'unu seçtirdik. Türkiye'de tarihin en önemli rekorunu kırdık. 413 belediyemiz var. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. 22 yıl sonra AK Parti ilk kez ikinci parti oldu. Anketlerde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak devam ediyor. Burada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak neyi tartışıyoruz? Birbirimizle neyi paylaşamıyoruz? Önümüzde önemli bir görev var. Partiyi birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine iktidar yapacağız. Bu motivasyonla hep birlikte devam edeceğiz. Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. Yok, partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa partinin zaten tüzüğü açıktır, bu durumda ne yapılacağı açıktır, o durumda kimse kimseye bir şey söylemez. Ama sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik tartışılıyor, güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlarından tutun canlara kadar, sokaktaki kedi köpeğe kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu tartışılıyor. O yüzden sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada yapmanın partimize ve ülkemize bir faydası yoktur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye de çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip veriyorsa da, bunları söylüyorsa da, buna da asla cevap verilmeyecek. Ülkenin gündemine döneceğiz. 8 aydır birinci partiyiz. Bir tek Eylül ayında 9 anketten ikisinde ikinci partiliğe geriledik. Orada da tüzük kurultayı ne kadar başarılı da olsa içe dönük tartışmadır. O yüzden içe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin, işimize bakalım. Efendim, dün Plan Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik Bakanı İzmir Körfezi ile ilgili bazı iddiaları dün gündeme getirdi ki... Çevre Şehircilik Bakanı dün vicdanını göstermiş orada. O yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı'nın kara vicdanıdır. Deprem sırasında attığı imzaların nelere mal olduğunu gördük. İliç'te attığı imzanın neye mal olduğunu gördük. İstanbul'un başına kendini bela etmek istediler. Allah'tan İstanbullular İstanbul'u emin birisine, Ekrem İmamoğlu'na teslim etmeye devam ettiler. Şehircilik Bakanı kendi vicdanının rengini göstermiş. Teşekkür ederim.